Aşağıdaki maddelerin etkin çekim kuvveti hangisinin karşısında yanlış verilmiştir? Arkadaşlar tuzak bir sorudur, dikkat. Etkin çekim kuvvetini soruyor. Yani birden fazla çekim olabilir moleküller arasında. Bunun içindeki en kuvvetlisini soruyor. Etkin dediği o. Brom elementler tek başına iken apolardı biliyorsunuz. H2, O2, N2, Cl2 gibi. Brom da apolar. Apolarlarda sadece hangi çekim vardı arkadaşlar? London çekimi vardı. O yüzden A şıkkı doğru. B şıkkına bakalım. CH5OH. Karbonhidrojenin yanında farklı bir element varsa, karbonhidrojenin yanında başka bir element de varsa bu bileşiklere biz polar demiştik. Polarlardan hangi çekim var arkadaşlar? Dipol-dipol çekimi var. London biliyorsunuz kütlesel çekim olduğu için hepsinde vardı. Artı su, alkol ve CH3COOH. Bunların hepsinde de arkadaşlar hidrojen bağı var. Biliyorsunuz hidrojen bağı FON, fon grubu. Bunlara hidrojen bağlı ise eğer bu moleküllerde hidrojen bağı gözükür. O yüzden oksijene hidrojen bağlı. Burada da yine oksijene hidrojen bağlı. Burada da yine. Onun için alkolde hidrojen bağı da vardır. Dolayısıyla bileşiğe bakarsak arkadaşlar CH5OH'da hem London var, hem dipol dipol var, hem hidrojen bağı var. Bu zayıf çekimlerin içinde en kuvvetlisi arkadaşlar hidrojen bağıdır. O yüzden burada etkinini soruyor. Hidrojen bağı en güçlüsü olduğu için bu da doğru. HCl iki atomlu bileşiklerin hepsine polar demiştik arkadaşlar. Polarlarda ne var arkadaşlar? Dipol dipol var. Artı London'da var mı? Var. London hepsinde görülüyor dedi. Kütlesel çekim olduğu için en zayıf çekim bir de. Hem dipol dipol var hem de London çekimi var. Dipol dipol daha kuvvetlidir arkadaşlar. En zayıf çekim London çekimidir. Ondan sonra dipol dipol gelir. Ondan sonra da hidrojen bağı gelir. Zayıf çekimler içinde en güçlüsü hidrojen bağı. Burada da dipol dipol daha büyük olduğu için London'dan C şıkkında da etkini söylemiş. Doğru. CH4 sadece karbonhidrojen içerenlere apolar demiştik. O yüzden CH4 de apolardır. Apolarlarda da sadece ne var arkadaşlar? London çekimi var. London çekimine burada indüklenmiş dipol de diyorlar arkadaşlar. İndüklenmiş dipol. O yüzden iki tane apolar molekül birbirini çekerken indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol çekimi de var denir. Ve apolar olduğu için başka çekim yok arkadaşlar. London burada indüklenmiş dipol eşit olduğu için dipol dipol yok mesela. O yüzden burada etkin kuvvet yine London çekimi oluyor. Apolarlardan. Suya bakarsak 6A'da olduğu için oksijen merkezi atom polardır. Su polar olduğu için dipol dipol çekimi var arkadaşlar. London çekimi de var. Ama az önce söyledik. Suda, alkolde ve asetik asitte bunlarda hidrojen bağı da var. Suda arkadaşlar bunların hepsi de gözükür. Dipol dipol de gözükür. London da gözükür. Hidrojen bağı da gözükür. Ama bize etkin olanını soruyor. Dikkat. Etkin olan burada hidrojen bağı daha güçlüdür. Dipol dipolden de London'dan da daha güçlüdür. O yüzden burada hidrojen bağı yazması gerekiyordu. Dipol dipol dediği için E şıkkı yanlış. Doğru cevabımız Edirne. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.